Türkiye dünyanın 7. termal ülkesi her şeyden önce. Çok ciddi sayıda termal sularımız var, farklı özelliklere sahip. Ama buna karşılık yani bizim ortaya koyduğumuz arz, tesisleşme arzı çok ciddi ölçüde değil. Çünkü talep oluşturma noktasında çok güzel ve vizyoner projeler yapılamıyor. Bence en önemlisi bu. Bugün Japonya'ya baktığımız zaman kendi içinde 100 milyar dolar yıllık kaplıca turizminden gelir var. Almanya yaklaşık 80 milyar euro civarında sadece kaplıca turizminden gelir elde ediyor. Diğer tarafta Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Rusya yine bu ölçeklere yakın değerler elde ediyor. Düşünün ki bizim Türkiye'nin tüm turizmden beklediği değerlerin işte 20 ile 50 milyon milyar dolar arasında bir rakamda gidip gelmesi noktasında 2023 planlarına göre sadece bu ülkeler bir tekinden bu değerleri kazanıyorlar. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu sadece bu örnek bile yeteri kadar anlatıyor. Türkiye bu noktada ne kadar bir gelir elde ediyor? İnanın çok ciddi değil. Çünkü kayıt içi, kayıt dışı, merdiven altı çalışmalarla bunlar bir takım söylevlerle devam ediyor. Ama Türkiye'de nitelikli tesislerin yapılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar gerekli destekleri ve otokontrolleri gösterirse, gerçek yatırımcıları her yönüyle desteklerse, arazi tahsisinden teşviklerle beraber desteklerse ve bunu ciddi şekilde kontrol ederse, ben inanıyorum ki çok kısa sürede, yani bunları 1-2 senede yaptıkları takdirde önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece kaplıca turizminden 20 milyar dolar bu ülke para kazanır.